kaynaklı yaprak kalmadı. Kafe değerli ve yerinde çok güzel. Onda kondurucu vardır. Mustafa Kemal şu Kırmızı Deresi'nden aracılarımızı suladığımız sudan kaynaklı bir yanı. Yanma mı bunlar efendim? Hepsi sudan kaynaklı yanma. Ürünün tamamı yaprak olmadığı için güneş altında pişiyor. Zaten mısır değil. Şimdi şunu değil. Kişiler geri çekilmeseydi biraz daha kolay olabilir. Ne? Kimler? Bak. Durum herhalde 20-21 ilaç olmuş. Biliyorum ben. Çok şükür şeyimiz var. İlçe başkanımız var. Bana dedi ki ilaçlarını at dedi. Ben de onu dinledim yani. Attım ilaçlarını. Sudan mıydı gene? Sudandı. Sudandı. 2012'de yine bozuldu işte. Evet, şu an gördüğünüz üzere bir domates tarlasındayız. Maalesef Mart ayından beri gözümüz gibi baktığımız ürünler, yapraklarında yanıklık, verimlerinde düşüklük, kalitede rekolte düşüklüğü de var. Mustafa Kemal Şekir Masalarından saldığı sudan kaynaklı. Ne var efendim suda? Suda ne var? Suda yüksek derecede bor var. Yüksek derecede kostik var. Yüksek derecede arsenik var. Daha ismini sayamadım. Bir sürü insan ve sebze için zararlı katkı maddeleri bulunuyor. Evet efendim. Bunlar zarar verdi. Bunlarla oğumuzu suluyoruz. Sonucu da bu. Biz bu sorunu yıllardan beri yaşıyoruz ama bu yıl has safhada. Kaç tane böyle, kaç dönüm tarla var? Bunun gibi yüzlerce tarla var. Binlerce dönüm zarar görmüş domates ve biber tarlaları var. Nedir efendim bu zarar sizce? Zarar bize milyonları buluyor. Niye buluyor biliyor musunuz? Bir dönüm domatesin maliyeti şu an 8 bin, 10.000 arası gidip geliyor. Geçen yılki ile bu yılki girdi fiyatlarımız %150 ile %300 artmış durumda. Evet. Hal böyleyken bu domatesin 15 tonlara çıkması gerekirken 6-7 tonlarda kalıyor bir. İkincisi kasaya toplamamız gerekirken maalesef yaprak olmadığından dolayı meyve güneşten pişiyor. Evet. Ve biz bunu mecburen dökmelik salçalık olarak toplamak zorunda kalıyoruz. Kasa fiyatı 4,5 ila 5 lirayken biz bu domatesi 2 lira ve 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarla vermek zorunda kalıyoruz. Zararımız büyük yani. Zararımız çok büyük. Efendim bununla ilgili ne istiyorsunuz? Bununla ilgili istediğimiz çok basit. Bununla ilgili denetleme makinesi devreye girmesi lazım. Ankara, Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekli bütün merciler, Mustafa Kemal Paşa Kırmızı Deresi'ne pisliklerini akıtan işletmelere denetleme yapması lazım. Akabinde bu işletmelerin arıtmalarının devamlı çalışması lazım. Çözüm bu kadar açık ve net, kolay. Efendim sizin su kanallarınıza Kırmızı Çayı'ndan mı gidiyor? Biz bu suyu bedeliyle alıyoruz. Evet. Sulama birliklerine biz dönümüne 200 ila 250 lira arasında para, kendi imkanlarımızla yeraltı suyu, artıcan dediğimiz suya bile bu yıl 70 lira para alıyorlar dönümüne. Bir yıllık emeğiniz ziyan oldu. Bu biz su hizmetini bedelsiz almıyoruz. Para karşılığı bize veriyorlar. Ama böyle sorunla karşılaştığımızda hiç kimse yanımızda olmuyor. Geçen yılki bu girdilerle bu yılki girdiler arasında az önce dediğim gibi %150 ile %300 arasında fark var. Mağduruz, perişanız. Mart ayından beri çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden biz bunlara hizmet ediyoruz. Ellerimizdeki bunlar nasır çalışmaktan kaynaklı. Biz üretmek istiyoruz. Biz Türk çiftçisi olarak vergimizi veriyoruz. Vatana millete katma değerine katkı sağlıyoruz. Bize görülen riva bu mu? Az önce bahsettiğimiz gibi bu içindeki katkı maddelerinden dolayı ürünlerimiz çatır çatır yanıyor. İçinde arsenik, metalesil, bor, kostik, bütün katkı maddeleri mevcut. Köpürme ondan mı kaynaklı? Evet, ondan kaynaklı. Bu